Merhaba arkadaşlar, Dahi Profesör'e hoş geldiniz. Farklı Coca-Cola lezzetlerini denediniz mi? Yoksa orijinalinden başka bir tat tanımam mı diyorsunuz? Kesiciyle kutunun tabanını keselim. Gerekirse siz makasla kullanabilirsiniz. Makasla kutunun tabanındaki keskin pürüzlü kenarı da çıkaralım. Kağıt ruloyu alıp kalan kolayı temizleyelim. Kesiciyle kutunun üst kısmını keselim ve makasla yine aynı adımı tekrarlayalım. Arkadaşlar, ellerinizi sakın kesmeyin. Dikkat edin lütfen. Ben bu tür kutuları açarken defalarca parmağımı kesmişimdir. Ve temizledik. Her iki parça hazır olduğunda kutunun gövdesini hazırlamaya başlayabiliriz. Tıpkı öncekiler gibi. Dikkatlice her iki ucun kenarlarını keselim. Daha sonra makasla uzunlamasına keserek açalım ve temizleyelim. Şimdi de metalden ahşaba geçelim. Bir çift tahta çubuk ve bir parça zımpara kağıdı alalım. Daha sonra pürüzsüz hale getirmek için ahşabı zımparalayalım. Ahşap çubuğa diğerinin üzerine yapıştırmak için yeterli miktarda yapıştırıcı sürelim. Bu mandallar her iki parçayı sıkı tutmaya yardımcı olacaktır. Benim gibi profesyonelseniz mengene de kullanabilirsiniz. Matkabımızın yardımıyla her iki parçaya da delik açalım. Ardından fazlalığı testereyle keselim. Deliği yapmak için kullandığımız matkap ucuyla gerekli ölçümü yapalım. İşaretlemek için bir cetvel kullanalım. Nerede şu cetvel? Heh, geldi. Küçük matkap ucu kutumuzdan cımbız yardımıyla 1.6 ölçüsünü dışarı çekelim. Bununla bir an önce yaptığımız işaretli yere bir delik açalım. Deliğin tahtadan sonuna kadar geçmesi için önceki adımı tam olarak karşı taraftan tekrarlamamız gerekecek. Otomatik savunma fırlatıcımızın elektrik sistemini oluşturmaya başlayalım. Mikron ipliğe ihtiyacımız olacak. Ekranda gördüğünüz gibi. Telin iki ucunu büktükten sonra bunları tahtadaki delikten geçirip aşağı doğru bükelim. Hem kırmızı bakır teli hem de siyah bakır teli makasla soyalım. Bunları ipliğin her bir ucuna bağladık. Şimdi de sosisli sandviç için mini bir tahta şiş arayalım. İşte bulduk. Sadece uzunu kesiyoruz. Böyle yerleştirelim ve diğer tarafta da aynısını yapalım. Sonra hepsini koli bandıyla saralım. Ve mini matkap ucuyla deliğin nerede açılacağını işaretlemek için Coca-Cola tabakasının üstüne yerleştirelim. Hazır olduğunda bir pense kullanarak siyah teli deliğe geçirelim. Alüminyum levhayı ahşap dikdörtgenin etrafını saracak şekilde kaplayalım. Fazlalığı makasla kesiyoruz ve alttan kırmızı teli dışarıda bırakacak şekilde tabakayı yapıştırıyoruz. Tutkal kururken üzerine baskı uygulayalım arkadaşlar. Her iki yuvarlağın ortasına tutkal sürerek yapıştırıyoruz. Ve kırmızı telin çıktığı yere. Pilimizi sabitleyelim. Her şey şekilleniyor. Sadece birkaç adım kaldı. Profesyonel elektrik kitimizden bir çift geçmeli kablo ve açma kapama düğmesi alalım. Süreci zaten biliyorsunuz. Bu yüzden sihirli bir şekilde şak, şuk. Her şeyi daha düzenli hale getirmek için anahtarı pile yapıştıralım ve tokayı bağlayalım. Henüz işimiz bitmedi. Arabanın hareket etmesi için yakıta ihtiyacımız var. Günlük hayatınızı devam ettirmek için yiyeceğe ihtiyacınız olduğu gibi. Arabamızın da yola çıkması için sihirli kibrit tozuna ihtiyacı var. Penseyle öğüteceğimiz tozu koymak için küçük bir kapak kullanacağız. Daha iyi ezmek için tahta bir çubuk kullanabiliriz. Tozu küçük bir kağıda koyup deliğe boşaltalım. Birkaç dokunuş yapalım ve üstüne küçük bir kağıt parçası ve ardından bir pelet yerleştirelim. Şimdi kulaklarımızı kapayalım arkadaşlar. Ağır çekimde izleyelim. Vay be, ne güç ama. Dumanın yavaşça nasıl dağıldığını görüyorsunuz değil mi? En karanlık geceyi bile patlatacak arkadaşlar. Yeni icadımız için bir el fenerimiz olacak. Pillerini takıp çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Ardından tercihen açık renkli bir balon alalım. Ben sarıyı tercih ettim. Balonumuzu şişirelim.
Lisede balon fobisi olan bir arkadaşım vardı. Daha çok yüzüne patlayan bir balon fobisi gibi. Garip değil mi arkadaşlar? Balon gördüğünde hep kaçardı. Balonu fenere ve bantı taban görevi görecek şekilde alta yapıştıralım. Elinizde rulo bant yoksa farklı bir şey de kullanabilirsiniz. Ve bu kadar. Harika. Mağazadan lamba satın almanıza gerek kalmadı. Sadece gece lambanı aç ve aşık olduğun kişiye aşk mektuplarını yazmaya başla. Sahi aranızda aşık olan var mı? Bu zarfı en yakın arkadaşıma yani like butonuna göndereceğim. Kusursuz iyi geceler. Daha bitmedi arkadaşlar. Sadece kendimizi yenilemek için bir an duracağız. Hak ettiğimiz içeceğimizi içtikten sonra kutuyu iyice temizleyelim. Kesiciyle kutuyu ortadan keselim. Ardından işlem sırasında kazaları önlemek için her iki parçada da kalan sinir bozucu kenarları makasla düzeltelim. Kutunun üst kısmına küçük yarıklar yapıyoruz. Şimdi her iki parçayı birleştirelim. Bu büyüklükteki kutular sattıklarını hayal etsenize. Kaç milim olurdu? Çok da sevimli oldu değil mi? Ve sahnede koli bandımız. Üstteki deliği küçük bir bant parçasıyla kapatıp yapıştırıcıyla sabitliyoruz. Sivri uçlu bir aletle kenarlardan birine delik açalım. Bu mini portatif sobamıza gaz sağlayacak hortum. Hortumu takıp bol miktarda yapıştırıcıyla sabitliyoruz. Birkaç parça bant sızıntıları önlemesi için yardımcı olabilir. Kirpiklerimizi yakmak istemeyiz değil mi? Aman dikkatli olalım. Sobamızın tabanında birkaç delik daha açmamız gerekecek. Ama bu sefer çok daha küçük delikler olmalı. Şırıngamızı alıp iğnesini çıkaralım. 4 şırıngaya ihtiyacımız olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Kapakları çıkarıp az önce bir miktar yapıştırıcıyla yaptığımız deliklerin üzerine yapıştırıyoruz. Söylemeye gerek yok. Kullanmayı bitirdiğinizde nereye koyacağınıza dikkat edin. Çakmağımızın içindeki sıvı sobayı yakmak için ideal bir yakıttır. Bir lastik alalım ve hafif bir basınç oluşturacak şekilde çakmağın üzerine yerleştirelim. Bu yakıtı gaz halinde salmaya başlayacaktır. Hortumun diğer ucunu çakmak başlığına bağlayıp tutkalla sabitleyelim. Tek yapmamız gereken şey onları tutuşturmak için gaz çıkışlarına yakın alev getirmek. Bir düşünün. Bu aynı zamanda evde elektrikler kesildiğinde de harika bir mum olabilir. Biz şimdi pişirmek için bir paket sosisi açalım. Şişede geçirdik. Bayağı da acıkmışız. Çok lezzetli görünüyor. Izgarada sosisli isteyen var mı? Tabii biraz zaman alabilir. Hatta bir süre önce popüler olan minyatür yemekleri de yapabilirsiniz. Ama ızgara olmadığı için maşayla tutmanız gerekecek. Canım erişte çekiyor. Bu icatlar karnımı acıktırdı. Sanırım tencereyi biraz yaktım. Bunlar günümüzün icatlarıydı. Daha şaşırtıcı ve basit icatlar yapmayı öğrenmek için kanalıma abone olun ve zil düğmesine tıklamayı unutmayın. Şurada iki güzel videom daha var. Onları da tıklayın. Buradan abone olun ve yeni videolarda bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.